Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel tülbentin kenarında çok güzel bir oya başlayacağım. Tam teyze koymalık, benim çok beğendiğim, çok farklı bulduğum ama zor olmayan bir örnek. Hemen yazmamdan başlamak istiyorum. Yazmamın markası Altın El. Daha öncesinde de değişik videolarda kullandığım bir markaydı. Kenarlarını ikişer zincir çekerek tığ battı yaptım. Herhangi bir şekilde ipek türünde olduğu için delinmedi. Tığ battı yapımı ile ilgili bilgi almak isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya Hanım tığ battı yazdığınızda bütün detaylarıyla bütün kendi tekniklerimi anlattığım videolara ulaşabilirsiniz. Hemen yazmamın içindeki çiçeklerime uygun iplerimi göstermek istiyorum. Bu mavi tondaki ipimin markası Altın Başak. 23 numara. Vişne rengine uygun. Oyalı marka bu ipim. 814 numara arkadaşlar. Koyu sarılar için yine Altın Başak kullandım. Altın Başak 319 numara olması lazım. İçindeki kağıdı kaybettim galiba. Krem rengi ipim var. Yazmanız zeminine uygun. Üzerinde Altın Başak krem yazıyor. Ve yeşil renkli ipim de Altın Başak 383 numara. Kenarını da ben bu ipimle tığladım arkadaşlar. Tığım da 20 numara. Hemen oyama başlamak istiyorum. Yeşil ipimle çimenimi başlarken ilmeğimi oluşturacağım önce arkadaşlar. Videolarımı sürekli takip edenler biliyor artık. Yazmanın tam köşesinden değil, biraz daha iç kısmından başlıyorum. Şöyle göstereyim. Burada bir kez doluyorum önce. Geldim. Tığ battının altından giriyorum. Çift kat çift kat çıktım böyle arkadaşlar. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan geliyorum. Yine çift kat çift kat çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum tekrar. Çimen bu şekilde arkadaşlar. Daha önce pek çok yereler göstermiştim. Dediğim gibi videolarımı takip eden arkadaşlarım zaten benim bu çimeni çok sevdiğimi de bilirler. Çünkü çok kullanışlıdır. Hemen birkaç tane daha yapacağım. Sonra çiçeğine geçmek istiyorum. Üstüne bir tane daha zincir çekiyorum. Bunu da yapalım. Hemen çiçeğine başlamak istiyorum. Dediğim gibi yapılışı çok kolay, çabuk da ilerliyor bu çimen ve kullanırken özellikle çok rahat, ütü istemeyen bir çimen oluyor. Burada bir kere doladım arkadaşlar. Üzerine kirpik yapmadan bir tane trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum üzerine. Bir defa doladım. Çift kat çift kat çıkıyorum. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan girdim böyle. 7 tane zincir çekeceğim üstüne. Geri döndüm. Geldim. Bir önceki boş bıraktığım trabzandan giriyorum. Burada arkadaşlar bir tane zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Bir tane zincirim, 7 zincirimin altından girip sık iğnemi yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. 4 zincirin uzunluğunda bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim üzerine. Hemen şöyle göstereyim. Trabzanımın önünden girip 6 tane burada sık iğne yapacağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. Düzeltiyorum. 7.si çiçek yuvasının içinde. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir kez doluyorum. Yine çift kat çift kat çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum üzerine. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yine. 3 tane dal yapıyoruz böyle arkadaşlar. Alt kısmı çimeni örülürken muhakkak bildiğiniz bir oyaya benziyordur ama üzeri çok güzel olacak. Birazcık ip sarmak istiyorum. Yine trabzanımın önünden girdim. Buraya 6 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Sonuncusu yine 7 zincirimin altından. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Sıradaki tığ battıdan bu çimeni yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5 oldu. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine geldim. Kirpiğimi düğümledim. Yine üstüne bir zincirimi çektim. Bu şekilde ben 15 tane yapıyorum aralarda. Zaten 2 tanesi kenardan tuttururken kullanılıyor. Siz ne kadar sık ya da seyrek isterseniz aradaki sayıyı o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz. Aralarda 15-15 kirpikli trabzan yaparak dolanıyorum ben. Şimdi hemen üst kısmına devam edelim. Üst kısmında içindeki renkleri krem rengiyle birlikte kullanacağım ben. Şimdi mavi renkle hemen devam etmek istiyorum ben. Şöyle mavi ipimden birazcık saracağım. Çok güzel, çok değişik bir örnek oluyor. Yaparken biraz meşakkatli gibi ama zor değil aslında. Ama pek çok örnekten farklı, bambaşka, tam böyle çeyizlik bir şey oluyor. Çok beğendim ben. Daha öncesinde çok eskiden bunu sıralı oya videosunu da hazırlamıştım ben ama bu oyaya çevirmek daha yeni yeni aklıma geldi, öyle söyleyeyim size. Burada bir defa doluyorum. Geldim arkadaşlar. Şu ilk dalımın ucundan giriyorum. Çift kat, çift kat çıkıyorum. Bu şekilde burada 8 tane yapacağım. 1, 2, 3, trabzan yapıyorum. 1 doladım. Çift kat, çift kat çıktım. 4 oldu. 5 oldu. 6, 7, 8. Şöyle göstereyim. Şimdi 8 iken bunu bırakıyorum burada. Şu ilmeğimi biraz geniş bırakacağım. Krem rengi ipimi alıyorum. Krem rengi ipimle de ilmeğimi oluşturacağım önce. Geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çiçeğimin yuvasına, dallarımın yuvasından bir, iki önceki kirpikten giriyorum. Trabzan, kirpikli trabzanlarımın kirpiğinden giriyorum. Üstüne bir tane sık iğne yapıp tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum üstüne. Şöyle göstereyim. Sonra burada geldim. Şuradaki ilk yaptığım trabzanımın üzerine sık iğne ile giriyorum. Buradan devam edeceğim. Şu ipim. İpimi kaçırdım. Tekrar yapayım bunu arkadaşlar. Şöyle dursun. Üstüne hemen göstereceğim. Burada üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesinden giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonrakinden giriyorum. Böyle küçük küçük kirpikler yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonrakinden giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Hep 4 zincir çekerek bir sonraki trabzanın tepesinden giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. Toplam 7 tane kirpik oluyor. 8 trabzan, 7 kirpik oluyor. Şu ilmeğimi şu şekilde tuttum. En son bunun da üzerinden 4 zincirimi tutturuyorum. Üstüne burada bir zincir çektim. Mavi ipimi arkada tutuyorum arkadaşlar. Biraz daha krem rengi ip saralım. Burada bir kere doladım. Ortadaki dala geldim. Çift kat, çift kat çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Burada krem rengi ipimi bırakıyorum. Şimdi arkada mavi renkli ipim arka taraftaydı. İlmeğimden giriyorum. Genişletmiştim kaçmasın diye.
Şöyle yapacağım, tutuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim, mavi renkli ipimin. Geliyorum, buradaki ilk trabzandan girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkinci trabzandan aynen az önce yaptığımız şekilde tekrar yapıyoruz. İkinciden giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sıra sıra hepsine toplam 7 kirpik oluyor. 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde çok güzel olacak bittiği zaman inşallah. Bu şekilde ben krem ve yanında da yazmam içindeki diğer renklerden tercih ettim. Çünkü bu renkler yan yana bazen böyle birbirini kapatabiliyor. Şöyle ilk iki dalım hazır oldu. Burada yine mavi ipimle, bu sefer beyaz ipimi arkaya bırakıyorum. Kullanmadığım ipimi arkada bırakıyorum arkadaşlar. Üstüne bir zincir çektim. Bir kez doladım. Son dala geliyorum. Burada 8 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum arkadaşlar, mavi ipimi. Mavi ipimle burada işim bitti. Arkadaki krem rengi ipime girdim. Üstüne bir tane zincirimi çekiyorum. Geldim hemen ilk trabzandan sık iğne ile giriyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bu şekilde az önce yaptığımız kirpikler gibi tamamlıyorum. 4 zincir, bir sık iğne, tüm trabzanların tepesinden geçiyoruz. 2 oldu. 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğim. 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki trabzandan giriyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şimdi sonuncudayım arkadaşlar ben. En son buradan giriyorum. Bunu girdikten sonra üstüne bir tane zincir çektim. Tıpkı başlarken yaptığım gibi bir tane atlatıyorum kirpikli trabzanda, ikinciden tutturuyorum böyle. Üstüne yine sıkıca zincirimi çekiyorum. Dipten keseceğim. Bu boya modeli bu şekilde. Bu benim yazmamın rengine göre tercih ettiğim. Bir de örnek mendilimin kenarına yaptığım var. Onu da göstermek istiyorum. Örnek mendilimin kenarına da artan iplerimle bu şekilde yapmıştım. İnşallah beğenmişsinizdir her ikisini de. Şöyle yazmamın üzerinde de göstermek istiyorum. Bence çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Özellikle çeyiz için yapanlar mutlaka bu örneği yapsın diyorum ben. Hem çok iddialı oldu, hem de yapılışı hiç zor değil. Çok kolay. Hepinize tavsiye ettiğim bir örnek. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapın. İnşallah güzel günlerde de kullanın.